Evde yapabileceğiniz küçük bir test var. Onu ayna karşısına geçerek ağzımızı açıp A dediğimizde normal şartlarda burada gördüğünüz gibi küçük dilimizin ucu ve boğazın bir kısmı da görünebilmeli dilin arkasında. Buradan nefes alıyoruz. Bunu tıkayacak, daraltacak herhangi bir yapı uykuda özellikle dil de genişleyeceği için uyku sırasında oksijen alımınızı zorlaştırıyor. Burada gördüğünüz gibi küçük diliniz hiç görünmüyorsa, bir kısmı görünüyorsa, hatta hiç görünmüyorsa o zaman bir risk var demektir. Horlama ve özellikle uyku apnesi için. Uyku bozuklukları dediğimizde uyku diş hekimliğinin ilgilendiği alanlar horlama ve uyku apnesi ve diş sıkma ve gıcırdatmayı söyleyebiliriz. Horlama zaten toplumumuzda çok yaygın olarak biliniyor. Yanlış bilinen bir şey. Daha çok erkeklerde görülebildiği, daha çok kilolu bireylerde görüldüğü düşünülüyordu. Sadece kilolu olmaya ya da cinsiyete bağlı değil, özellikle menopozdan sonra kadın hastalarımızda da çok sıklıkla horlamaya, hatta uyku apnesine rastlanabiliyor. Horlama hava yolunda bir daralmaya neden olan bir durum olduğunda aldığımız nefes sırasında yumuşak dokuların titreşimiyle oluşan ses olarak zaten biliyoruz ve daha çok eşlerin muzdarip olduğu, eşlerin yakındığı bir durum. Ancak aslında horlayan birey için, horlayan kişi için de çok zorlayıcı çünkü uyku kalitesini bozuyor. Uyku kalitesini bozan her şey iyi yaş almamızı engelliyor. Çünkü uyku hayatımızda en önemli dönem, artık biliyoruz ki yapılan araştırmalarla uykuda yenileniyoruz. Uyku bizim için uyku kalitesi süresinden ziyade uyku kalitesi çok önemli. İyi yaş almak istiyorsak. Bu durumda uykuyu bozan bu tür horlama, uyku apnesi dediğimiz rahatsızlıklar uyku kalitesini bozduğu için hücre yaşlanmasına da etkisi var. Uyku apnesi dediğimiz aslında horlamadan bir parça farklı ve hayatı tehdit eden bir rahatsızlık. Çoğu zaman fark edilmiyor ve sinsi sinsi vücudu zorlamaya devam ediyor. Her uyku apnesi olan kişi horluyor. O yüzden horlayan kişilerin bir uyku laboratuvarına giderek uyku kalitesini ölçtürmesi önemli. Çünkü uyku apnesi dediğimiz şey uykuda nefes tıkanması. Uykuda bu tıkanıklığın tam olmasında tamamen oksijen alımı durabiliyor. Belli sürelerle düşünün, hücreye oksijen gitmiyor. Beyin diyor ki kalbe daha çok at, daha çok at çünkü oksijen gel. Halbuki kan pompalıyor ama içinde oksijen yok. O yüzden nefes yolunun açık tutulması gerekiyor. Eğer eşi teşhis edemiyorsa ya da yalnız uyuyan bireyler de çok olmaya başladı günümüzde biliyorsunuz. Bu durumda bir kendisinde hissettiği semptomları değerlendirebilir. Yorgun uyanıyorsa, hiç uyumamış gibi uyanıyorsa 8 saat uyumasına rağmen, sık uyanıyorsa, uyku düzeni bozuluyorsa, uyku sırasında sık uyanıp terlemeyle uyanıyorsa, halk arasında karabasan dediğimiz karabasan yaşıyorsa belki de o sırada uyku apnesi yaşıyor. Yani uykuda nefesi tıkanıyor. Ve oksijen düzeyi çok düştüğü için beyin hastayı uyandırmak istercesine büyük bir horlamayla sıçrayarak uyanabiliyor. Teşhisi konup tedavi edilmesi gerekir. Çünkü uzun vadede sorun yaşanabiliyor. Büyümesi, nedeni bulunamayan hipertansiyon, günlük anlık olaraksa ense terlemesi, sık tuvalete çıkma, nedeni bulunamayan reflü, bunların hepsi aslında uyku apnesi nedenli olabilir. Sağlığı tehdit eden bir durum ortaya çıkıyor. Büyümüş bir bademcik, büyük bir dil, küçük çene, küçük alt çene özellikle, alt çenesi küçük olan insanların hava yolunun daha dar olduğunu biliyoruz. Üst çenenin dar olması, dişlerdeki çapraşıklıkların olması, dilin odasını daraltacak etkiler yaratıyor. Büyüyen, genişleyen dilin geriye doğru kaymasıyla nefes tıkanıklığına neden olabilir. Küçük dilimizin bağlı olduğu yumuşak damak dediğimiz kısmın çok aşağıya doğru sarkmış olması. O da çünkü uykuda lümeni daraltan bir durum. Öncelikli olarak biz ağız içine baktığımızda hastalarımızın horlama ihtimali olabileceğini ya da
slip apnesi olabileceğini ağız içi bulgularından görebiliyoruz. Hastalarımızdan dileğim diş hekimleriyle bu bulgularını paylaşsınlar. Teşhis edebilecek merci olarak diş hekimliğini görmeleri gerekir. Tedavide de artık günümüzde çok ilerlemiş durumdayız. Cihaz bir maske takılıyor ve bir hortuma bağlı bir motor gece boyunca size hava uyguluyor. Ki hava yolunu açık tutabilmek için. Görebildiğimiz şey, evet bu işe yarıyor ama uyku kalitesi çok zor. Adapte olması gördüğümüz kadarıyla hastaların çok zor oluyor. Ne yazık ki birçok hastamız bana evet önerildi ama kullanamıyorum diyor. Uyku diş hekimliği dernekleri konsensusunda ağız içi apareyler de hava yolunu açmada kullanılabiliyor. Ve diğer yöntemlere göre hem daha az invaziv, yani daha değişimi mümkün, hem daha pratik, uygulaması kolay, adapte olması kolay. Diş hekimi olarak yaptığımız şey, ağız içi bir aparey hazırlıyoruz hastamızın diş çene durumuna göre ve çeneyi bir parça önde tuttuğumuzda, dili de önde tuttuğumuz için hava yolunun tıkanmasını bir diş apareyiyle önleyebiliyoruz. Böylece hava yolu açık kaldığında daha konforluca uyunabiliyor, uyku kalitesi artıyor. En önemlisi oksijen satürasyonu dediğimiz kandaki oksijen miktarı doğru düzeyde kaldığında hücre yaşlanması da gecikmiş oluyor. Sel faktörler işin içine geldiği için çocuklarda da görebiliyoruz. Alt çenesi iyi gelişmemiş çocuklarda görebiliyoruz. Kilo aldıkça kilo kısmı boyun kısmında biriken hastalarımızda görebiliyoruz. Genetik olarak kısa boyunlu, geniş boyun çapına sahip hastalarımızda görebiliyoruz. Ama en önemlisi çene yapısının bunda çok etkisi oldu. Uygulanan aparey kullanımı diğer yöntemlere göre oldukça rahat ve burada her gece takması gereken bir aparey ve alt çenenin pozisyonunu değiştiren bir aparey değil. Hastalarımız bundan endişe etmesinler, uyku boyunca takılıyor, sonra gündüz takmalarına gerek olmuyor. Asıl uyku durumunu değerlendirmek için uyku laboratuvarında uyku testleriyle bunun teyidini de yapıyoruz ve gelen sonuçlar çok çok iyi. Kandaki oksijen yüzdesi gayet iyi artıyor. Onda ağır apnesi olan hastalarımız bile hafif duruma geliyor. Hatta hiç horlamamaya başlayabiliyor. Horlama için de aynı şey. Sadece uyku partnerimizi rahatsız ettiğini düşünmeyelim. Kendimiz için de iyi oksijen almak, iyi uyku uyumak çok çok önemli bedenimiz için. O nedenle bu apareyi horlayan hastalarımıza da uygulayabiliyoruz. Öncelikle eşler telefon ediyor teşekkür için. Çünkü horlama geçiyor. Hastamızın uyku kalitesi artıyor. Çevrenize baktığınızda oturduğu yerde uyuyan hastalar, kişiler görürseniz büyük ihtimalle uyku kalitesi kötü. Büyük ihtimalle iyi uyumuyor. Büyük ihtimalle iyi oksijen alamıyor uykuda. Çünkü uykusuz. Uykumuz iyi olmayınca dinlenmemiş uyandığımız için günlük performansımız da çok kötü oluyor. Ve dinlenmemiş bir beyin, zihin de yeterli performansı gösteremiyor. Horlama ve uyku apnesinin teşhisinde ve tedavisinde diş hekiminin çok önemli rolü var. İlk teşhis eden profesyoneller çoğu zaman biz oluyoruz. Tedavisinde de etkin ve kullanılabilir apareyler yaparak tedavisinde de katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza Dünya Diş Hekimliği günümüzde, Diş Hekimliği haftamızda diş hekiminin sadece dişlerle ilgilenen profesyoneller olmadığını, sadece dişler ve çevre dokuyla ilgilenen diş hekimleri olmadığını hatırlamalarını rica ediyorum. Burada gördüğünüz gibi hayat kalitenizi artırmak, iyi bir yaş almak için, oksijen akışıyla ilgili iyi uyumak için de diş hekiminize başvurmanız gerekiyor. Ama en önemli kısım lütfen bunu uzman, yetkin yerlerde yaptırmanız. Günlük aktiviteleri çok daha iyi oluyor, odaklanmaları çok daha iyi oluyor. Birçok hastamız kilo verebiliyor. Çünkü aslında kilo verme mekanizması uykuda oksijenle birlikte daha hızlı çalışan bir mekanizma. Bu tür yararlarını gördükçe keyifle uykularına devam edebiliyorlar ve bu tedaviden çok yararlı etkilerini görüyoruz.